Bugünkü konuğumuz Mahmut Korkmaz Bey. Mahmut Korkmaz Bey gazeteci, yorumcu bir abimiz. Mahmut Bey, son günlerde bir Sedat Peker gerçeği var. Siz ne düşünürsünüz abi? Sedat Peker gerçeğin tabii olayını diyelim. Daha doğrusu yani bu yapıyla ilgili değerlendirmek lazım da. Yani birincisi bu adam işte bir dönem Türkiye'de işlemiş olduğu suçlardan, mahkeme kararlarından dolayı tutuklama olacağını düşündü. Balkan ülkelerine kaçtı. İşte Kosova'ya falan gittiğini söyledi. Oraya gittiğinde de ben ülkeme geri döneceğim, eğitimimi tamamlamak için gittim. Evet, çalışkan öğrenci 48 yaşında, tamam mı? Ne eğitimini tamamlayacaksa yalana oradan başladı. Ve o dönemde de ben havalandan çıkıyordum. Berat Albayrak'ın adamları bana engel olmaya çalıştı. Efendim kendimi zor kurtardım. Berat Albayrak kim, sen kimsin? Şimdi kendini önemli hale getirebilmek için memleketten ne kadar, bak memlekette ne kadar önemli şahsiyet, önemli sivil toplum örgütü, önemli cemaat, önemli sol, Atatürk, Alevi, liberal kuruluşlar varsa hepsine bağlantı yapıyor. Değil mi? Konuşmalarında evet, dikkat ediliyor. Bakıyorsunuz, bir yere geliyor, Alevilikle ilgili, Hazreti Ali'yle ilgili anlatıyor. Sonra diyor ki, ben diyor Aleviliği herkesten iyi bilirim. Gelsin Alevi dedeleri karşıma gelsin. Ben onlara ders vereyim. Evet. Mesela bu. Burada bir şey yapıyor. İkinci maddeye geliyor aynı kasette. Ben diyor işte şeye gittim. İşte İsmail Ağa cemaatine, Mahmud Efendi'nin o sakallı ve cübbeli tarikatçıların ve cemaatin bulunduğu yere gittim. Orada cemaatin en önemli hocalarından biri vardı. Ben onun karşısına İslam'ı anlattım, dini anlattım. Onlar dediler ki bana günahkar olursun. Ben dedim ki ben günahkar falan olmam. Onlara ders vermiş oluyor. Üçüncü maddeye geliyor. Yılmaz Özdil, kahraman Yılmaz Özdil, müthiş adam Yılmaz Özdil falan, önünde Yılmaz Özdil'in şeyi var. Kitabı var. Bir başka yere geliyor. Panturanist oluyor. Turan ideolojisini yaygınlaştırmak. Şimdi sen başka bir maddeye geliyor, Kemalist oluyor. Başka bir maddeye geliyor, İslamcı oluyor. İslamcı oluyor. Ya sen arkadaş, sen şunu mu zannediyorsun? Bütün memleket senin ağzına bakıyor. Bir bakıyorsun, ha 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 ha, bir kahkaha atıyor. Tamam. Bir bakıyorsun, bağırıyor. Ya kendisi zaten kendisi megaloman olduğunu kendisi söylüyor. Ben megalomanım diyor. Ve kendisi artı narsist, artı yalancı, artı kişiliksiz. Zaten mafya işine bulaşmış insanlardan asla şahsiyet bekleme, delikanlılık bekleme. İllegalite adamın ruhunu, adamın dinini, adamın ahlakını, adamın karakterini eritir. Güce ve paraya tapan bir hale getirir. Şimdi bu niye ilgi gösterdi? Hani deniyor işte bir videosu 6 milyon, 8 milyon, 10 milyon izlenir. Doğru. Bu memlekette 3 milyon FETÖ'cü var. Yani aktif, yani interaktif olanları söylüyor. Yani şimdi oradaki izlenme oranı taraftar gibi algılanmaz. Algılanmaz. Evet. Artı diyelim ki CHP'ye verilen 12-13 milyon oy var. HDP'ye verilen 6 milyon oy var. Yani 60 milyon seçmeni varsa kafadan bir kere 30 milyonu Tayyip Erdoğan'a karşı. Evet. Şimdi artı AK Partili olanlar da izliyor. Ya bu adam ne diyor, ne oluyor, ne var diye izliyor. Dolayısıyla izlenilme oranı taraftan kendinin şey olduğunu göstermez. Taraftar olduğunu. Kendini takipçi sayısı 350 bin evet, normal şartlarda. Sıradan YouTuber olan öyle insanlar var ki 15 milyon var, 10 milyon var.
İşte diyelim ki Sıla'nın 10 milyon takipçisi var. Bilmem neyin İbrahim Tatlıses'in 5 yani milyon takipçisi var. Yani işte Türkiye böyle kişiliklerle ilk defa karşılaşmıyor değil mi? Çok. Ben tarihi incelediğimizde o gün Batı patronu Halil 18. yüzyılın başlarında efendim işte hükümete, devlete isyan etmiş. Sonuç akıbeti belli yani sonuçta. Yani her şey olabilir. Yani şimdi anlatılan olaylara bakıyorsun işte Behçet Can Türk'ün işte infazıyla ilgili falan yıllar olmuş. Üzerine 20-25 yıl geçmiş. O zaman sen bu sırrı biliyorsan, vatanseversen, milliyetçiysen bugüne kadar niye sakladın bu sırrı abi? Şimdi sorun şu. Tarihin her döneminde bu tip olaylar çok fazlasıyla olmuş. Modern çağın getirdiği teknik imkanlardan kaynaklanan algı operasyonu imkanları değişti. Şimdi bizim diyelim ki televizyonumuz yok ama bir cihazımız var. Ama mikrofonumuz var. Ama YouTube var. Evet. Bunu attığın zaman yerel bir televizyonda konuştuğun zaman diyelim ki o anda seninle biz yıllarca yani 10 yıllarca yerel televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde falan beraber program yaptık. Onu da biliyoruz. Mesela bunu sıfır maliyetle YouTube'a atıyorsun, yığınla insan evet. Ve sürekli izleme şansı var. Evet. Yok program geçti. Evet. Ben işteydim, okuldaydım falan şeyi yok. Şimdi zaman değişti. Zaman değişince teknik imkanlar da değişti. Yeni teknik imkanlardan istifade eden ve bu tip adamları aparat olarak kullanılan emperyalist unsurlar ortaya çıktı. Kim bunun arkasında? FETÖ. Kim bunun arkasında? Amerikan Uyuşturucu Kaçakçılık Dairesi'nin CIA menşeili ajanları. Kim? 15 Temmuz'da Türkiye'ye darbe yapabilmek için 5 milyar, 10 milyar dolar para transfer eden Birleşik Arap Emirlikleri ki Zayed falan işte Filistin'e çökmek isteyen unsurlar orada. Onlar var. Nerede konuşuyor? Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Şimdi mesela bir videosunda şunu anlattı. 1993 yılında Uğur Mumcu öldürüldü. 24 Ocak 1993. Karda bir Ankara sabahı. Niye öldürüldü Uğur Mumcu? PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hareket ettiğini ispat etme noktasına geldiği için öldürüldü. PKK'nın uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğunu tespit ettiği için öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurmak üzere olduğunu tespit ettiği ve yazdığı için öldürüldü. O dönemde kim öldürüldü? Eşref Bitlis Paşa öldürüldü. Jandarma Genel Komutanı. Kim öldürüldü? İkinci Ordu Komutanı İlter Aydın Paşa karargahta uzun menzilli silahla alnından vurularak öldürüldü. Ne oldu o zaman? Sivas Madımak katliamı oldu. Ne oldu o zaman? Başbağlar katliamı oldu. Ne oldu o yıl? 33 erin işte Bingöl'de giderken yoldan çevrilip şehit edilmesi oldu. Yani o kadar çok olay oldu ki, o kadar çok faili meçhul oldu ki. Kim yaptı bunu? İşte çekiş güç. Amerika Birleşik Devletleri, istihbarat ajanları. Şimdi sen, Sedat Peker şu anda 48 yaşında. Olay olduğunda kaç yaşındaydın? 20 yaşındaydın. Evet. Affedersin bilmem neyinde boncuk arayan yaşlarda sen o olayı biliyorsan, Uğur Mumcu'nu kimin öldürdüğünü biliyorsan ve konuşmuyorsan ahlaksızsın. Ne oldu Uğur Mumcu öldürüldüğü zaman? CHP, bak SHP ve Doğru Yol Partisi iktidardaydı. Süleyman Demirel dönemi. Ya sol bir partiyle sağ bir parti koalisyon dönemindeydi. İki partinin koalisyon dönemi olduğu yerde bir sürü paşalar öldürülüyor. Yazarlar öldürülüyor. Faili meçhuller oluyor. O İstanbul civarında Kocaeli Sakarya altın üçgen denen yerde Kürt iş adamları öldürülüyor. Ondan sonra Sivas'ta katliam oluyor. Başbağlar'da katliam oluyor. Erlerimiz öldürülüyor. Ve bu iktidar
O dönemin iktidarı bunun hesabını solcular sormadı. Ne yaptılar? Uğur Mumcu'nun cenazesinde sloganlar neydi? Kahrolsun şeriat. Mollalar İran'a. Katil İran. Kim bunu organize etti? Yani o kitleyi, milyonlarca cenazeye katılan kitle ne için, kim sorumlu tutuldu? İslami Hareket diye bir örgüt tespit ettiler. Uydurdular. Benim arkadaşım da vardı o içeri şeyde, adını sen söyle. Tokat'ta şeyken, asistanken aldılar. Evet. Adam 10 yıl yattı. Suçsuz yani. Suçsuz. Yok, o şey yok yani. Aile bunu kabul etmiyor. Öyle bir örgütü. Toplum şey yapmıyor. O orada 20 tane 30 tane hatta cezaevinde yatanlar var hala. Sen bunu biliyor idiysen ki bilmesi mümkün değil de. Niye bunu söylemedin? Diyor ki mesela başka bir konu. Kıbrıs'ta bir gazeteci. Efendim bu gazeteciye Korkut Eken özel harekat tim başkanı o Milli İstihbarat'ta önemli yerlerde bulunmuş. Evladım diyor bize bir yiğit bir adam getir diyor. Biz diyor işte Kıbrıs'ta falanı indireceğiz. Bu da kardeşini alıp götürüyor Kıbrıs'a. Yolda adam öldürmeye giderken Korkut Eken'le karşılaşıyorlar. Evladım diyor siz diyor zahmet etmeyin. Biz onu hallettirdik. Kaç yaşında? 20 yaşında. Şimdi bunlar, bu masallar, bu belki de sen öldürdün. Belki de Uğur Mumcu'nun arabasına bombayı sen koydun. Yani sen bunları biliyorsan, şimdi ne diyoruz Sayın Süleyman Soylu için? Ben Nisan ayında Türkiye'ye dönecektim. Süleyman Soylu benim Türkiye dönüş biletimdi. Bu kadar katliamı, bu kadar cinayeti, bu kadar uyuşturucu kaçakçılığını, bu kadar kötülüğü Türkiye dönüş bileti karşılığında saklıyorsan sen zaten alaksızsın. Sen zaten vatan hainisin. Senin sözüne zaten itimat edilmez. Hani diyor ya, efendim Cumhurbaşkanı Binali Yıldırım'ın, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Kolombiya'ya gidiyor. Kolombiya'da şey yapıyor. İşte orada gemileri de var. Uyuşturucu trafiği için orada birileriyle görüşüyor. Yanında da resmi bir heyet var. Efendim ondan sonra da işte kokain şeyi yol değiştiriyor falan. Ya bu olay. Şimdi mesela Kolombiya'da bir Escobar var. Escobar dediğin adam dizileri çekilmiş, filmleri çıkmış, ben filmlerini seyretmişim. Ayrı bir uyuşturucu mafyası ve efsane bir adam. Sade mafya değil. Uyuşturucu karteli. Adamın muhteşem bir algı operasyonu var. Evet. Özelliğine kız çocuğunu çok seviyor. Ben diyor kızım için dünyayı yakarım. Ne yapıyor? Bu oğlan da bunu diyor Sedan. Ve kızının üşüdüğünü gördüğü için 2 milyon dolar para yapıyor. Isınsın diye. Kağıt para. Kağıt para. Dolar bildiğimiz. Evet. Adamdaki şeye bak. İnsanlara hayır yapıyor. Yardım yapıyor, yardım dağıtıyor. Ondan sonra etrafına işte avukatları topluyor, gazetecileri topluyor, dostlar ediniyor. Hatta o gazeteci bir bayan onun sevgilisiydi, onunla bir evleniyor, sonra onu imha ediyor falan. Kolombiya'da seçime giriyor adam ve seçimi kazanıyor. Bir halk kahramanı olarak. Kazandıktan sonra ne yapıyor? İflas ediyor. Ülke iflas ediyor. Bunu şey yapıyorlar. Deport ediyorlar. Evet, kaçmak zorunda kalıyor. Bu iş, bu yol, bu yöntem bu kadar kolay, bu kadar ucuz değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir geleneği olan, hatası olabilir, eksiği olabilir, şu olur, bu olur ama bir geleneği olan bir hukuk devleti. Yani oradan gidecek eski başbakanın oğlu şeye hayatında Binali Yıldırım sigara içmemiş, anası sigara içmemiş, abdest namazlı bir ailenin çocuğu. Gidecek zengin, para kazanmış bir ailenin çocuğu gidecek sanki ihracat, ithalat yapıyor gibi. Oradan peynir getirecek, oradan kumaş getirecek, buradan keçi boynuzu götürecek. Böyle bir dünya var mı ya? Uyuşturucu dünyası
Böyle mi çalışıyor? Adamın sağ eliyle yaptığı uyuşturucu ticaretini sol eli görmüyor. Sen 15 bin kilometre mesafeden gemiye yükledin. Kolombiya'dan yükledin. Garantisi ne? Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Teşkilatı o gemiyi takip etmiyor mu? Evet, evet. 12 kilometrelik şey ki Kolombiya aynı zamanda Amerika'nın şey üstü, askeri üstü. Aslında Amerika yani Kolombiya dediğin yer. Kendi başına müstakil bir devlet değil. Venezuela gibi falan değil yani. Şimdi oradan kara sularından çıktığı zaman Amerika'nın istihbaratı tepene biner. Fransız, İngiliz, Alman istihbaratı neyse tepene biner. O gemiyi senin başına geçirir. Evet. Sen bu kadar elini kolunu sallayarak adam şimdi o kadar çok yalanı o kadar bilmiş bir şekilde anlatıyor ki şey de yok, bir ciddiyet de yok. Anlatabiliyor muyum? İşte 3-5 tane kitap, buralarda bir sürü kağıt falan. İşte bunlar belge diyor. Ben sana şuradan içeriden getireyim tamam mı? 100 tane belge koyun buraya, kağıt koyun. Ney bunun içindeki? Fotokopiden çoğaltayım. İmza taklit edeyim. Bunlar şey, açtın gösterdin mi? Bu belge şu, bunun içerisinde şunu yazıyor, bunu yazıyor. Velhasıl yani sonuçta bu olaylarla biz ilk defa karşılaşmıyoruz. Karşımızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Hani derler ya, kervan yürür. Mecbur yürüyecek. Evet. Şimdi ilk defa değil, gelişen teknolojisinin getirdiği imkanlarla bir dizi filmi gibi, anlatabiliyor muyum? Yoksul Zenginler Dağlar diye bir ara bir dizi vardı ya, veya bir de şöyle bir psikoloji var. Bizim toplumumuz 15 yıl Kurtlar Vadisi'ni seyretti. Şimdi Kurtlar Vadisi nasıldı? ATV'ye geliyordu. AK Partisi yanlısı mesajlar veriyordu. Kanal D'ye geldi. Mesela bir Mercedes var, arabası. RT 3, 2, 1. Yani Recep Tayyip Erdoğan 3'ten 2'den 1'e düşecek gidecek. Sübliminal mesaj diyorlar ya. Şimdi ve her şeyi, devletin işlerini illegal o adamlar çözüyor. İşte son dönemlerde Çukur Muhur falan gibi diziler var ya. Bir de asker, polis, güvenlik filmleri falan var veya dizileri. Adamlar geliyor İstanbul'daki suç örgütünü sokakta çatışıyorlar saatlerce. 40-50 kişi sokakta öldürülüyor. Bir tane asker yok, bir tane polis yok. Değil mi? Öyle diziler aslında bir kanun boşluğu da yaratıyor. Yaratıyor şimdi. Neticede işte biz neredeyiz? Küçük saatteyiz değil mi? Sen burada bir mantar tabancasını patlatmayın. Aynı anda 15 tane polis 30 saniyede toplanır. Evet. Hiç kimse hiçbir şey olmasa vatandaş müdahale eder. Evet. Hiçbir şey olmasa vatandaş seyreder. Evet. Şimdi biz bu videoların devamı gelir mi? Daha çok izler miyiz? Gelebilir. Çok kısa süre içerisinde bu adamı paketleyip getirirler. Bülbül gibi öttürürler. Eteğe de giydirirler. Anlatabiliyor muyum? Ne söyleyecekse de beni şunlar kandırdı, bunlar kandırdı pozisyonuna getirir. Şimdi adamın bindiği bir araba var. Plakası 34TG Fethullah Gülen 0202. Dedi ki ben bu araba kiralık. İşte akşam Süleyman Bey'e açıkladı. Hanımının üzerine kayıtlı dedi. Bu devleti bütün para transferlerini, bütün illegal şeylerini hanımının üzerine yaptırmış. Evet. Devlet eğer bir yerde suç görüyorsa yani ne yapacak? Yani gidip oradan mahkeme kararıyla ev araması çıkartmayacak mı yani? Mahkeme kararı derken daha kırmızı bülten çıkaramamışlar. Şimdi kırmızı bülteni de açıkladı. Evet. Kırmızı bülteni biz dedi gerekli müracaatları yaptık. Şey adli teşkilat içerisinde bir teknik bir terim kullandı da onu hatırlamıyorum. Yani mana olarak şey gibi dondurulmuş bölüm gibi beklemeye almak. Yani ya adliyede ya uluslararası. Uluslararası beklemeye aldılar. Yani, dipsiz gibi bir şey dedi. Öyle bir şey dedi yani ben buzdolabına falan gibi orada öyle anladım. Sen iyi hatırlattın. Evet. Şimdi sen müracaat ettin. Yani yine dış bağlantılar var. Dış bağlantılar var yani neticede bu adam kendiliğinden çıkıp konuşuyor değil. Şimdi
işte Fethullah Gülen bağlantısı var. Hani diyor ya bir de, ben diyor işte Fethullah Gülencilerle beraber onların cennetine girmem. Zaten onların cenneti yok ki. Allah'ın cenneti var. Fethullahçıların ayrı cenneti, bilmem Hasanların, Hüseyinlerin ayrı cenneti ki bir tane cennet var. Evet. Ha, Fethullah Gülen ne dedi? İhtiyaç hasıl olduğunda bana küfredebilirsiniz. Fetvayı verdi. Şimdi sen bu devlete nasıl bir fayda sağlıyorsun? Yani hedef kim? Hedef Recep Tayyip Erdoğan. Başka kimse değil. Biden ne dedi? Biz dedi Türkiye'deki dostlarımızla beraber işbirliği içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz. Bu kadar basit. Şimdi kimi kullanacak? Hani yine bizim Türkçe'de bir söz var diyor. Meyveli ağaç taşlanır. Bırak onlar yapacağını yapsın. Hani dediğim gibi kervan yürür. Başkaları da konuşsun efendim.